Merhaba arkadaşlar. Çözmüş olduğunuz romantizm akımı ögelerini ve özelliklerini içeren testten sonra kısaca romantizm akımı nedir'e değineceğim. İlk olarak 19. yüzyılın başında Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Fransız devriminden sonra dönemin akılcı ve aydınlanmacı tutumuna karşı çıkarak duyguların ve hayal gücünün ön plana çıkması gerektiğini savunmuşlardır. Evrensel ve rasyonel tutuma yani klasizm neoklasizm akımına tepki olarak doğmuştur. İlk olarak şiirde ortaya çıkan akım ardından resim, heykel, mimari ve müzik sanat alanlarına yayılmıştır. Dönemin eserlerinde temalar aşk ve benzeri duygular üzerine kurulmuştur. Klasik anlayışın soğuk ve duygusuz olduğundan dem vurmuşlardır. Romantizm akımı sanatçılarına göre sanatçı yaşadığı dönemin toplumsal konularını yansıtmalıydı eserlerini. Toplumdaki güncel olaylardan beslenmeliydi eşitsizliklere karşı çıkmalı yani bir başkaldırı gerçekleştirmeliydiler eserleriyle. Tablolarına video içinde sıkça yer verdiğimiz Francisco Goya ve Eugen Delacroix resim sanatında akımın örneklerini vermiştir. Resimlerinde bireyin duygu dünyasının ve psikolojisinin birer tasvirini yansıtmışlardır. Evrenin sadece cansız ve nesnel maddeyle değil, değerler, eğilimler ve benzeri yaşamlarla dolu olduğunu savunmuşlardır. Bu ifadeden akımın doğaya yönelimci ve içe dönüşlü yönünü çıkarabiliriz aslında. Resimde ya dağ tasviri ya da birey portreleri üzerinde durmuşlardır. Mimaride ise şatolar akımın örneklerini temsil ederler. Müzik sanatında ise Beethoven ve benzeri sanatçılara örnek verebiliriz. Son olarak üç farklı ülkenin romantizm anlayışına değineceğim. Birinci ülke olarak Almanya Friedrich içten gelen ses olarak tanımlamıştır. Gerek sanat anlayışı gerek romantizm tanımı olarak bu tanımı kullanmış. Daha çok Alman temsilcileri doğa çizimi ve birey portrelerini ön planda tutmuştur. Bulutlar üzerinde yolculuk eseri dersimizde de gördüğümüz ve sanatçının önemli eserlerinden biridir. Doğaya yenilişin bir getirisi olarak doğayı resmetme ve doğadan ilham alma özellikleri bu ülkenin temsilcileri için önemlidir. İkinci ülke olarak Fransa. Fransa'da romantizm akımı aslında ilk olarak toplumsal olaylara tepki olarak doğdu. Sanatçılar genellikle portreler ve tarihi olaylara değinen resimler yaptılar la Delacroix ileri gelen örneklerindendir, temsilcilerindendir. Halka liderlik eden özgürlük tablosu Fransız devriminin ve romantizm akımının Fransa'daki sembolik eserlerindendir. Üçüncü ülke olarak İngiltere. Akımın temsilcilerinden olan İngiliz sanatçılar doğa idealizmini reddeden bir gelenek ile bağdaşırlar. Fakat hala resimde eserlerinde doğa tasvirini görürüz. Renk kullanımı özgürleşmiş ve sınırları yok olmuştur. Tıpkı soyut sanattaki gibi keskin geçişler yoktur. Soyut sanata benzer bir fırça darbesi tekniği kullanılmıştır. Yani örnek olarak William Turner'in eserlerini ve William Turner'e verebiliriz. Romantizm akımı her ülkede farklı zamanlarda, farklı dönemde yaşanmıştır. Bu nedenle farklı sanat anlayışıyla farklı romantizm akımı tanımlamalarıyla ve farklı nedenlerle doğmuştur diyerek bitirmek istiyorum ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinizi.